Vites Merkezi'nden merhaba. Nvidia'nın uzun zamandır çok konuşulan, merak edilen ve hakkında birkaç teknik özellik sızmasının dışında sır gibi saklanan üst düzey kartı GeForce GTX Titan X sonunda elimizde. Geçtiğimiz hafta Nvidia'nın davetlisi olarak Paris'te düzenlenen etkinliğe katılmış ve hatırlayacak olursanız burada ele geçirim Titan X hakkında ilk detayları sizlerle paylaşmıştık. Ancak kartın NDA kapsamında olmasından dolayı hakkındaki tüm detayları açıklamak için bu tarihi bekliyorduk. Bugün Nvidia'nın yeni canavarına yakından bakacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Nvidia'nın Paris'te düzenlediği etkinlikte karşımıza çıkan Titan X tanıtılmaya hemen bir video eşliğinde başlamıştı. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde Unreal Engine 4'ü ücretsiz olarak sunmasına ilişkin hazırlanan video elbette Nvidia'nın GTX Titan X ekran kartı üzerinde çalıştırıldı. Unreal Engine 4 ile gerçek zamanlı olarak oluşturulan bu videonun 30 FPS olduğunu da söyleyelim. Titan X'in teknik detaylarına geçmeden önce bu noktada bu videoyu da sizlerle paylaşalım. Nvidia Titan X ile pek çok teknoloji devi işbirliğinde bulunuyor. Bunlar arasında Epic Games, Oculus, Crytek, Valve da dahil olmak üzere pek çok şirket yer alıyor. Son dönemde sık sık ortaya çıkan sanal gerçek gözlükleri de hesaba katarsak Titan X önümüzdeki günlerde grafiği merkezinde olacak gibi. Zira ekran kartı VR Direct, VR Rendering ve VR SLI gibi arttırılmış gerçeklik teknolojilerine tam destek veriyor. Özellikle VR SLI ile iki Titan X'i kullanarak birinin sadece sağ göz, diğerinin ise sol göz için görüntü üretmesi mümkün hale geliyor ki bu da üst düzey bir deneyim demek. Elbette elimizde şu an somut bir örnek yok. Bunlar için bizler de beklemekteyiz. Gelelim Titan X'in teknik detaylarına. Titan X, orijinal Titan'a göre büyük bir değişim sunuyor. Maxwell mimarisiyle gelen ekran kartı performans anlamında orijinal Titan'a göre ortalama 2 kat yüksek performans sağlıyor. 3072 judo çekirdeğinin sahibi olan kart tam 12 GB kapasitesine RAM'e sahip. Bu da yüksek kapasitede güç demek elbette. Bellek veriyor 384 bit olan kartın GPU frekans hızı ise taban noktada 1002 MHz, taban noktada ise 1076 MHz. Elbette bu kartın referans modeli önümüzdeki günlerde MSI ve Asus gibi markalar bu kartı temel alarak üzerine yeni bir inşaada bulunacaktır. 250 Watt değerinde güç tüketimine ihtiyacı olan Titan X için tahminimizce 600 Watt'lık bir güç kaynağı yeterli olacaktır. Bizim sistemimizde 750 Watt'lık bir güç kaynağının olduğunu belirtelim ve şimdi kartın bağlantılarına bakalım. Gördüğünüz gibi büyükçe bir kart. Tek fanlı referans tasarımın bağlantıları arasında bir HDMI ve 3 adet de DisplayPort bulunuyor. Burada yine DVI slotunu da görmek mümkün. Şimdi yavaş yavaş Titan X'in performans notlarına gelelim. Titan X için yapılan sunumda kartın son dönemin güçlü oyunları olan Shadow of Mordor, Far Cry 4, Dying Light ve Evolve performansında 4K çözünürlükte iddialı olduğu söylenmişti. Biz de sunum alanında yer alan sistemde ve ona bağlı olan 4K televizyonda inceleme şansı bulduğumuz Titan X'i hemen Shadow of Mordor testine tabi tuttuk elbette. Yaptığımız Shadow of Mordor benchmark testini ve aldığım sonuçları hemen sizlerle paylaşalım. We'll be right back.
Madem sözü benchmark testlerinden açtık, o halde Titanic'i alıp ofise getirdiğimizde uyguladığımız diğer benchmark sonuçlarını da sizlerle paylaşalım. Metro Last Light ve TIFF oyunlarında farklı senaryolarda benchmark'ta koşturduğumuz Titanic'in aldığı sonuçlar şöyle. Evet, benchmark sonuçlarımızı da aldığımıza göre artık Titanic hazır elimizin altındayken biraz oyun oynayabiliriz. Nvidia'nın Titanic ile en iddialı olduğu noktalardan biri 4K çözünürlük. Elbette şu an henüz erişilebilir fiyatlarda olmadığından 4K'lı monitörler son kullanıcı tarafında pek yaygın değil doğal olarak. Elbette buna Nvidia'nın bir diğer harikası olan G-Sync'i de dahil edebiliriz. Biz Titanic'i incelememiz boyunca pek çok oyunda farklı senaryolarda hem 4K'lı bir monitörde hem de G-Sync'li bir başka monitörü değerlendirdik. Aldığımız sonuçların gerçekten başarılı olduğunu söyleyelim. Bu noktada şunu da söylemek gerekiyor. Titanic'in referans tasarımı üzerinde tek fan bulunması nedeniyle fark edilir biçimde ısındığını gözlemledik. Elbette bunun sebebi sunduğu yüksek güç. Kartın stabil bir şekilde çalışması için iyi soğutulmuş bir sisteminizin olması iyi olacak. Elbette diğer yandan 3. parti uygulamaları kullanarak kartın fanına müdahalede bulunabilir ve fanın daha üst seviyelerde soğutulmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi Assassin's Creed 4 Black Flag, TIFF, Metro Last Light, Watch Dogs ve Far Cry 4'te değerlendirme şansı bulduğumuz Titanic'in hem değerlendirme aşamasını hem de her bir oyunda aldığımız sonuçları sizlerle paylaşalım. Öncelikle 4K'lı bir monitörde aldığımız sonuçları inceleyelim.
ile sıralı G-Sync'li bir monitörde aldığımız test sonuçları var. Bu senaryoda yüksek performans gerektiren iki oyun olan Far Cry 4 ve Watch Dogs'u koşturuyoruz. Nvidia'nın yeni üst düzey modeli Titan X ses getirecek bir ekran kartı. Hem son kullanıcı tarafında hem teknoloji devleri tarafında yoğun bir şekilde kullanılacağı aşikar. Göstermiş olduğu performans ile bizim de büyük beğenimizi kazanan kart önceki Titan modellerine göre fark yaratıyor. Yaptığımız tüm testlerde akıcı bir oyun deneyimi sağlayan kart arttırılmış gerçeklik noktasına da önümüzdeki günlerde adını sıkça duyuracak. Nvidia GeForce GTX Titan X'i sıkı oyuncuların yakından incelemesini mutlaka öneriyoruz.